vatansız ve topraksız bir halk değildi onlar. Karadeniz'in ve Kırım'ın Türkçe öyküsü onlarla başlamıştı. Yüzlerce yıl egemen bir halk olarak yaşadılar. Tarihin akışı yön değiştirip başka uluslara yol verince kara bir yazgının tutsağı oldular. 1944 yılında yurtlarından koparılıp toptan sürgüne gönderildiler. Uzun süre yok sayılan bu insanlar büyük bir mücadele sonucu 50 yıl sonra vatanlarına dönebildiler. Onlar için umut vaat eden günler bir türlü gelmiyor. Zaman yolcusu tarihi olayların yaşandığı bir dönemde Kırım Tatarlarıyla buluştu, onların var olma savaşına tanıklık etti. Kültür zenginliğini batıya taşımış, inşa ettiği devlet geleneğiyle örnek oluşturmuş hanların çocukları. Vatan sevgisini hayatının önüne koymuş, toprağına ölesiye bağlı bir halk. İnançla ve ısrarla ulusal kimliğine sahip çıkan dava insanları. Kırım Tatarları. Onların Anadolu tarihiyle yan yana ilerleyen kader çizgisi 1774'te farklı yönlere ayrıldı. Karadeniz'in kuzeyinde güçlü bir Türk adası iken Rus işgalciliğine boyun eğmek zorunda kalan Kırım, uğruna çok kan dökülmüş bir vatandır. Türk toplulukları arasında belki de en fazla haksızlığa uğramış, mazlum ama bir o kadar mağrur duruşuyla farklıdır Kırım Tatarı. Eğitimiyle, görgüsüyle, çalışkanlığıyla bilinir. Atlattığı onca badireye rağmen direnerek ayakta kalmayı başarmış, uğruna savaş verdiği değerleri asla terk etmemiştir. İşte böylesine mücadeleci bir ruhu yakından tanımak, onların az bilinen öykülerini öğrenmek ve aşkla bağlı oldukları vatanları Kırım'ı keşfetmek için yola çıkıyoruz. Bir dönemdeyiz. 2014 yılının Mart ayı başındayız. Tarih, onları bir kez daha sınayacak yeni bir gelişmeye gebe. Ukrayna'ya bağlı Kırım Özerk Cumhuriyeti Meclisi bağımsızlık ilan edip hemen ardından Rusya Federasyonu'na bağlanmak için referandum gerçekleştiriyor. Rus nüfusun çoğunlukta olduğu Kırım'da sonucu önceden belli bir oylama düzenleniyor. Kırım Tatarları bu oylamayı hukuka aykırı buluyorlar ve sandık başına gitmiyorlar. Asker ve sivillerden oluşan Rus paramiliter grupları Kırım'a giriş ve çıkışları kontrol ediyorlar. Başkent At Mescid'e, Rusça adıyla Simferopol'e kalkan son trene yetişmek üzere Ukrayna'nın Karadeniz sahilindeki Odessa kentindeyiz. Bu kentte onlara ait izlere rastlamanın umuduyla sokaklarda dolaşıyoruz. Şu anda Karadeniz kıyısında dünya sinema tarihinin belki de en önemli, en çok bilinen sahnelerinden birinin geçtiği merdivenlerin üstünde yürüyoruz. Burası Potemkin merdivenleri. Ünlü Rus yönetmen Sergei Eisenstein'ın meşhur filmi Potemkin Zırhlısı'nın o çocuk arabasının devrildiği
merdivenlerden düşerek ilerlediği o sahne gözlerimizin önüne geliyor. Karadeniz kıyısındaki Odessa kentindeyiz. Odessa 1790'lı yılların başında Hacı Bey adıyla bilinen bir sahil kasabasıydı. Osmanlı Devleti'nin kalyonları buradan Kuzey Müslümanlarını haç yolculuğuna götürmek üzere gelip bu limandan onları alıyorlardı. 1794'te bu sahil şeridi Çarlık Rusyası'nın ordusu tarafından işgal edildi ve buradaki Türk kavimleri bu topraklardan sürüldü. 1794'ten sonra bu sahil şeridine dev bir liman yerleşimi inşa edildi ve adı Odessa oldu. Günümüzde Odessa'da çok az sayıda Kırım Tatarı ve Gagavuz yani Gökovuz Türk yaşıyor. Odessa'da Rusya'nın Kırım'a doğrudan askeri müdahale olasılığı konuşuluyor. Ancak her şey Rusların istediği gibi ilerlerken böyle bir hamle batıdan gelen tepkileri artırabilir. Kaldı ki referanduma 3 gün var. Artık Akmescit yolundayız. Yaklaşık 12 saat süren maceralı yolculuğun ardından nihayet Akmescit'e varıyoruz. Buradaki atmosfer sakin ama Tatarlar arasında gergin bir bekleyiş hakim. Geçmişte yaşadıkları korkunç tecrübeler nedeniyle Rusya'ya güvenleri yok. Referandumdan bir gün önce caddelerde özgürlük ve adaletin simgesi terazi ve tarak damgalı gök bayraklarıyla gösteriler yapıyorlar. Kırım Tatar Meclisi olağanüstü durum karşısında sürekli toplantı halinde. Mecliste alınan kararlar dünya kamuoyuna şu ifadelerle açıklanıyor. Kırım bir oldu bittiğiyle Rusya'ya bağlanamaz. Tatarlar kendi vatanları üzerinde söz sahibidir. Sonucu ne olursa olsun yapılan referandum hukuka aykırıdır. Karadeniz'in kuzeyindeki Kıpçak Ovaları'yla Kırım Yarımadası, bin yılı aşan bir süreçte tarihin en büyük nüfus dönüşümlerinden birini yaşadı. İç ve Orta Asya ile Güney Sibirya'dan kesintisiz gelen göç dalgaları ve işgal hareketleri, bu coğrafyada çok katmanlı nüfus ve iç içe geçmiş devletler tarihini ortaya çıkardı. Çoğu tarihçilere göre Kırım Tatarları kuzeyde iz bırakmış halkların ve karmaşık siyasi süreçlerin ortak bakiyesidir. Milattan önce 9. yüzyıldan itibaren Kimmer, İskit, Sarmat, Helen ve Gotlarla hareketlenen bu coğrafyada günümüz insan mozaiğinin temelleri milattan sonra 7. yüzyılda Hazarların tarih sahnesine çıkmasıyla atıldı. 10. ve 11. yüzyıllarda Peçenekler ve akrabaları Kıpçaklar bu coğrafyaya damgasını vuran kavimler oldu. Bugün Kırım Tatarları adını verdiğimiz halkın dil ve kültürü üzerinde Kıpçak unsuru büyük ağırlık taşımaktadır. Kıpçaklar, Kırım'ın Türkleşmesi tarihinde dönüm noktası teşkil ederler. 11. yüzyılın sonlarında ayrıca pek çok Kıpçak'ın İslam'ı kabul etmesiyle beraber Kırım'da ilk Müslüman cemaatleri ortaya çıkmıştır. Zaten çok sayıda Kıpçak'ın köle ve ücretli asker sıfatıyla İslam'ı kabul ederek Arap coğrafyasında savaşçı görevi üstlendikleri bilinmektedir. Mısır'daki köle kökenli askerler Kıpçaklardan oluştuğu gibi Memlük Devleti'nin banisi Sultan Baybars da Kırım doğumlu bir Kıpçaktır. Kimi tarihçiler onu Moğolları hezimete uğratan ilk Türk ordu komutanı olarak hatırlıyorlar. Baybars'ın bu topraklardaki hatırasını bulmak için Kırım Tatarlarının ilk başkenti Eski Kırım'a gidiyoruz şimdi. Kırım'daki en eski yerleşimlerden birindeyiz. Bu kentin adı Stari Kırım yani Eski Kırım. Ancak Evliya Çelebi bu kentin adını bize Solhat olarak bildiriyor.
15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kırım Hanlığı inşa edildiğinde ilk başkent olarak Stari Kırım seçilmiş. Daha sonra Kırım Hanları Bahçesaray'a göçmüşler ve başkent de oraya inşa edilmiş. Stari Kırım'da geçmişten günümüze çok fazla iz bulamıyoruz. Sadece Özbek Han Camii ve medresesi var. Özbek Han Camii 1314 yılında inşa ettirilmiş. Altınordu Hanı Özbek Han'ın döneminde buradaki bir vali tarafından inşa ettirilmiş. Özbek Han günümüzdeki Özbek ulusunun atası olarak kabul ediliyor. Medreseden çok fazla bir iz yok. Ancak cami yapısı oldukça sağlam, restorasyonlarla yenilenmiş, ayakta kalmayı başarmış, günümüze kadar gelmiş. Bir de bu kentte bir başka cami kalıntısı daha var ama sadece temellerini görebiliyoruz. Önemli, niçin önemli? Çünkü Sultan Baybars tarafından inşa ettirilmiş. Sultan Baybars kim? Moğollara karşı galip gelen çok az sayıdaki komutandan birisi. Kendisi Memlük Sultanı, Mısır'da yaşıyor ama aslen Kırımlı bir Kıpçak. Onun göndermiş olduğu mali yardımlarla inşa edilmiş bir Sultan Baybars Camii vardı bu kentte. Ancak onun sadece temellerini gözlemleyebiliyoruz. Bunun dışında Özbek Han Camii ve medresesinden geriye kalanlar bize Sarı Kırım'ın, yani eski Kırım'ın günümüze bırakmış olduğu miras. Beşli Kıpçak'ta ve Kırım'da en sert değişim ve dönüşüm rüzgarı 13. yüzyıl başlarında eser. Cengiz Han'ın 1223'te Kıpçak-Rus ittifakını Azak Denizi'ne dökülen Kalkal Irmağı ağzında ağır bir yenilgiye uğratmasıyla bölgede Moğol dönemi başlar. Gerçi savaşın hemen ardından Moğollar bu bölgede kalıcı olmaz. Ama 1237'de Cengiz Han'ın torunu Batu bu coğrafyayı kuracağı imparatorluğu için yurt edinir. Böylece tarih sahnesine bu defa Altınordu Devleti çıkar. Başlangıçta yönetici sınıfı Moğollardan, tebaası Türk kökenli topluluklardan oluşan Altınordu, zamanla yönetim kademelerine Türklerin hakim olduğu bir devlete dönüşür. Altınordu dönemi, İdil boyu, Beşli Kıpçak ve Kırım'daki Türk varlığının nihai şeklini alması bakımından büyük önem taşır. Ayrıca bu halklara yabancılar tarafından çoğunlukla Tatar adının verilmesi de yine bu dönemin bir hatırasıdır. Asıl Tatar halkı kadim bir Moğol kavmidir. Cengiz Han döneminde savaşlarda üstlendikleri önemli görevler nedeniyle Çinli ve Batılı kaynaklar Moğolları ve Han'a bağlı kavimleri Tatar adıyla anmışlardır. Gerçekte nüfusu son derece az olan bu topluluk tarih sahnesinden çekilmiştir. Ama ismi Cengiz İmparatorluğu'nun ve bilhassa Altınordu'nun Türk tebaasına miras olarak kalmıştır. Bugün kullanılan anlamıyla Tatar ifadesi, Rusların Altınordu'ya tabi olmuş Türk kökenli halklara verdikleri bir isim olarak bilinmektedir. Buradan hareketle tarihçiler, bugünkü Tatar halklarının etnik ve dil bilimsel açıdan kadim Tatar boyuyla bir ilgisi bulunmadığında hemfikirler. Kırım'ın Müslümanlaşması Altınordu döneminde tamamlanır. Rusların ataları Doğu Slav kavimlerini 200 yıldan fazla hakimiyeti altında tutan Altınordu, taht kavgaları nedeniyle zayıflar ve Emir Timur'un darbeleriyle yıkılır. Canlandırma gayretlerine rağmen imparatorluğun toprakları 15. yüzyıla doğru parçalanır. Bu dönemde Kırım kıyılarında hala Helen ve Roma kalıntısı Rum koloni gruplarıyla Yahudi cemaatleri deniz ticaretini ellerinde tutmaktadırlar. Ama işlah kabartan bu hareketli limanları Cenevizliler işgal eder ya da satın alır. Bunlar arasında en önemlisi Sudak'tır. Burası Kırım'daki en heybetli, en görkemli kale yapılarından birisi Sudak Kalesi. Sudak Kalesi 1475 yılında Osmanlı sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa tarafından ele geçirildi. Cenevalılar, Ceneviziler inşa etmişlerdi bu dev kale yapısını. Yaklaşık 26 yıl sürmüştü ancak 50 yıl sonra Osmanlılara teslim etmek zorunda kaldılar. Bu kalenin Türk tarihi açısından bir başka önemi 1244'te Anadolu'dan gelen bir başka devletin ele geçirdiği kale olması. Aslında daha küçük bir yapıdaydı o zaman kale. Ceneviziler çünkü tahkim ettiler, daha da büyüttüler kale yapısını ve şehri. Ama Sudak o zaman daha küçüktü. Anadolu'dan gelen devlet ise bu sefer
daha önce 1244'te Anadolu Selçuklu Devleti 1. Alaaddin Keykubat'ın Kastamonu emiri olarak atamış olduğu Hüsamettin Çoban'ın donanması tarafından Sinop'taki inşa ettirilen donanmanın gelip buraya almasıyla burada büyük bir zafer kazanıldı. Bu donanma Anadolu Selçuklu Devleti'nin ilk donanmasıydı ve kazanılan ilk başarıydı, ilk zaferdi, ilk seferde bu gerçekleşmişti. Sudak o açıdan bakıldığında Selçuklu tarihi açısından da ilginç ve önemli bir yer. Altın Ordu toprakları 1420 yılından itibaren savaşlar ya da kısmen anlaşmalar yoluyla paylaşılır. Bu dönemde Cengiz Han soyundan birçok prens taraftarlarıyla birlikte imparatorluğun belirli bölgelerinde hakimiyeti ellerine geçirerek hanlıklarını ilan ederler. Bunlardan birisi de Kırım'da üstlenerek Altın Ordu tahtının gerçek sahipleri olduğu iddiasında bulunan Gıyasettin ve onun oğlu Hacı Giray'dır. Hacı Giray, Altın Ordu'nun tamamını ele geçiremediyse de Kırım'la kuzeyindeki geniş bozkırları içine alan bağımsız bir devlet kurmayı başarmıştır. Ve bu devletin adı Kırım Hanlığı'dır. Altın Ordu Devleti Deşti Kıpçak, Kıpçak yüzlüklerinin kaderini tayin etmiş, bugünkü insan mozaiğinin nüvesini oluşturmuştur. Günümüzde Rusya'nın batıdaki egemenlik sahasında yer alan Türk topluluklarının önemli bir bölümü Altın Ordu'nun bakiyesidir. Şu anda üzerinde bulunduğumuz toprakların adı ise Kırım'dır ve Kırım, Altın Ordu'nun çocukları Tatarların Karadeniz'deki vatanıdır. Altın Ordu'nun çocukları Kırım Tatarları 15. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Doğu Avrupa siyasetinin belirleyici unsuru oldular. Kırım Hanlığı bölgede dikkate alınması gereken bir güçtü. Savaşçı Tatar süvarileriyle her çatışmadan zararlı çıkan Ruslar Kırım'dan çekiniyorlardı. Ama tedbiri elden bırakmamak, kuzeyde Slav ittifaklarıyla büyüyen Moskova Knezliğine karşı uyanık olmak gerekiyordu. Hacı Giray'ın soyundan gelen Giray Hanedanı idaresindeki Kırım Hanlığı, 1475 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile sıkı bir ittifaka, hatta onun himayesi altına girdi. Bu tarihten sonra Kırım'ın güneyindeki dar kıyı şeridinde yer alan Ceneviz kolonileri Osmanlı hakimiyetine geçti. Böylece Osmanlı nüfuzuna giren hanlığın kaderi de güneyindeki bu imparatorluğa bağlandı. Bundan sonra giderek artan ölçüde Osmanlıların her seferine Avrupa'nın korkulu rüyası haline gelecek Kırım Tatar süvari birlikleri de katılacak ve Orta Avrupa'dan İran'a hatta Mısır'a kadar Osmanlılarla birlikte savaşacaklardı. Özellikle 15. yüzyıldan itibaren Kırım Hanlığı üzerindeki Osmanlı etkisi günden güne arttı. Hanlık idari ve kültürel bakımdan Altın Ordu ile Osmanlı'nın ilginç bir sentezine dönüştü. 16. yüzyılda Osmanlı nüfuzuna rağmen siyasi hükümranlığını koruyan hanlık, Doğu Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri haline geldi. Bölgede Altın Ordu'nun siyasi unvanını tamamıyla devralan Kırım Hanlığı, doğuya doğru genişleme arzusundaki Rusya'yı durdurabilen tek güçtü. Hatta Kırım Hanı 1. Devlet Giray komutasındaki hanlık ordusu 1571'de Rus güçlerini ağır bir yenilgiye uğratıp Moskova'yı yakmış ve diğer Slav prenslikleri üzerinde derin bir endişe uyandırmıştı. Başkent Bahçesaray'da Topkapı Sarayı'nın küçük bir kopyasını inşa eden hanlar, Osmanlı Devlet protokolünde de sadrazamla birlikte padişahtan hemen sonra geliyor ve Divan-ı Hümayun'da büyük saygı görüyorlardı. Şimdi Kırım Hanlarının tarihi başkentinde kısa bir seyahat gerçekleştireceğiz. Günümüzde de Bahçesaray adıyla bilinen 30 bin nüfuslu kent, Kırım Dağları'nın kuzey ve orta sırtları arasında Kürüksu Deresi'nin vadisinde kurulur. Bahçesaray adını Kırım Hanı Mevlid Giray'ın yaptırdığı hanlık ya da Hanlar Sarayı'ndan alır.
1503 yılında Kırım Hanı 1. Mengi Giray Han döneminde yapımına başlanan saray, birbirine bağlı ama farklı zamanlarda inşa edilmiş binalardan meydana geliyor. Kentin ortasındaki bu yapı kompleksi, Anadolu, İran ve İtalya'dan gelen ustaların öncülüğünde Rus ve Ukraynalı köleler çalıştırılarak yapılmış. Saray, genel görünüm olarak Osmanlı saraylarından, özellikle de Topkapı Sarayı'ndan belirgin izler taşıyor. Bunda İstanbul'da yetişen Kırım hanlarının geri döndüklerinde İstanbul'da gördüklerini Hanlar Sarayı'nda uygulatmaları etkili olmuş. Evliya Çelebi yapı grubunu dört yanı kale gibi dört köşeli, kagir duvarlı bir saray olarak anlatıyor ve çevresinin 5060 adım olduğunu, dört bir yanında demir kapıların, içinde de cami, darphane, mutfak, kiler ve hamam gibi binaların bulunduğunu aktarıyor. İçeriye girip az bilinen detayları konuşma zamanı. Bahçe Saray'ın Tatar Elhamrası olarak tanımlanan Hanlar Sarayı'nı tarihçi ve İsmail Gaspıralı Müzesi Müdürü Elmira Habibullayeva ile birlikte geziyoruz. Ve Hanlar Sarayı'nın içindeyiz. Burası Elçiler Avlusu. Evet. Çok ilginç, 16. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti İstanbul'da daimi, mukim, yani yerleşik, sürekli yerleşik elçileri barındırmadı. Neden? Çünkü onlarla muhatap olmazdı. Osmanlı Devlet-i Aliye daha yüksek, daha dünyanın süper gücüydü. Elçilerle görüşme işi vasal devletlere, yani Eflak, Boğdan ve Kırım hanlarına kalmıştı, öyle değil mi? Öyle, öyle. Burası da elçiler kabul ediliyor. Elçileri kabul ederlermiş burada. Sonra bazen demir kapıdan geçip yukarı kata, kahve odasına veya elçiler odasında sohbetleri devam ederlermiş. Şimdi geldiğimiz yer Çeşmeli Avlu. Çeşmeli Avlu, evet, Çeşmeli Avlu. Ve burada bir çeşme var ve bunun hikayesi hakikaten insanın yüreğini yakıyor ama bir taraftan da belki de bu binanın en değerli hazinesi bu. Evet, dünyaca meşhur, Han Sarayı dünyaca meşhur eden çeşmelerinden biri Gözyaşı Çeşmesi'dir. 1764 yılında Kırım Giray Han'ın çok sevdiği bir eşi vefat ediyor. Bilara Bikeçmiş adı ve böylelikle işte onun adına büyük bir anıt yapıyor. Bu aslında bir anıt çeşme. Anıt çeşme, çünkü benim içimde olan keder ve üzüntüyü bütün dünya tanısın ve bilsin diyor. Mesela Kırım Giray Han çok ağlamış, bu gözüymüş. Bu da büyük kuruna kalbe ağlıyor, kalbe üzüntü ve kederle doluyor. Küçük kurnalar zaman, kısa zaman içinde kederini unutuyor. Yani ama yine de hep hatıralar içinde geçmiş Kırım Giray Han'ın hayatı. Böylelikle işte dolmuş. Ama evlenmemiş, üstüne eş almamış çünkü başka bir kadını bu kadar sevmemiş. Bu güller de sanıyorum hep onların hatırası için, evet, bırakılan güller. Şimdi bir de bir başka... Puşkin bırakmış bu gülleri çünkü... Evet. Şimdi oradan başlayacaktım ben de, Puşkin. Puşkin 19. yüzyılın ikinci yarısında Kırım'a sürgün geldiğinde Bahçesaray'da bu muhteşem çeşme yapısını görüyor ve bunun üzerine bir şiir yazıyor. Yazdığı şiir o kadar etkili, o kadar güçlü bir şiir ki daha sonra 2. Katerina döneminde Kırım'da pek çok şehrin adı, eski Yunan kentlerinin ismi, Evpatoria, işte Simferopol, hep böyle polis, yani kent isimleri konulurken, Helen isimleri konulurken bir tek Bahçe Sarayı'nın ismi değiştirilmiyor. Çünkü şiirin içerisinde Bahçe Sarayı'nın adı geçiyor ve ona bir anlamda hürmet, ona saygı gösteriliyor ve bu kentin adı Puşkin'in şiiri sayesinde biraz da adı kurtarılmış oluyor, değil mi? Evet, ta Sovyetlerde de değiştirmemiştir. Puşkin'e saygıdan ötürü. Hanlar Sarayı'nın küçük bir bölümünü gezdik. Harem dairesi, Enderun odaları,
Yaz Çardağı ve Han Camii ile Altın Oda restorasyon nedeniyle ziyarete kapalı. Yine de özel izinle bazılarını görüntülediğimiz bu bölümlerden özellikle Yaz Çardağı küçük ama gerçekten görkemli bir mekan. Çardağın ortasında Türk barok stilinde mermerden küçük bir fıskiye yer alıyor. Hanlar ve idareciler burada sohbet eder, müzik dinler ve yemek yerlerdi. Sarayda birçok müzisyen bulunurdu. Müzik ve şiir tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi burada da saray yaşamının önemli bir parçasıydı. Hanlar Osmanlı padişahları gibi şiirler yazar, besteler yapar, ürettikleri eserleri genellikle bu mekanda sevdiklerinin beğenisine sunarlardı. Rönesans tarzı süslemeleriyle dikkat çeken, 1733 yılında Kaplan Giray Han döneminde yaptırılan Altın Çeşme, görülmesi gereken bir diğer tarihi eser. Altın tozuyla işlemeleri süslenen çeşmenin üst alınlığı Rumilerle bezenmiş, üstüne sülüs yazı yazılmış. Harem dairesinin ön avlu bahçe duvarına bitişik durumdaki Şahin Kulesi, Kırım Hanı ile saray efradının merasimleri ve çevreyi seyredebilmesi için yapılmıştı. Restorasyonu tamamlanmasına rağmen bugün hala ziyarete kapalı. Sarayın hazire bölümünde, yani mezarlıkta, 1592 yılından itibaren tahta çıkmış Kırım hanlarının ve eşlerinin kabirleri bulunuyor. Kubbeleri kurşun örtülü iki türbede Kırım hanlarından Mengli Devlet Giray Han, Gazi Giray Han, İslam Giray Han ve Mehmet Giray Han'ın kabirleri yer alıyor. Bu türbelerin yanındaki açık türbe ise 2. Mengli Giray Han'a ait. Mezarlığın bitişiğinde bahçenin sonundaki zarif türbede ise Kırım Giray Han'ın genç yaşta ölen eşi Dilara Bikeç'in kabri bulunuyor. Türbelerin dışındaki alanda yine han ve hanedan mensuplarının kabirlerine rastlıyoruz. Çarlık Rusyası ve Sovyet döneminde tahribata uğrayan mezarlık, 1944 sürgününden sonra ağır talan görmüş, bazı mezar taşları çalınıp inşaatlarda yapı malzemesi olarak kullanılmış. Pek azı toprağın altından veya hiç ilgisi olmayan farklı yerlerden toparlanmış mezar taşları, uzun araştırmalardan sonra yerlerine konulmuş. Bu ata yadigarı istirahatgah bugün nispeten daha huzurlu bir ortamda korunuyor. Yine de siyaset rüzgarının sürekli değiştiği bu coğrafyada gelecek günler ne gösterir bilinmez. Şimdi sarayla onu çevreleyen kentin en eski hatıralarını göreceğiz. Cumbaları. 1700'lerden günümüze kalmış olan cumbalar. Evet, görüyorsunuz. Çivi kullanmamışlar. Çivi yok. Çivi yok, hiç yok. Şimdi çivi görürseniz demek ki restore edilmiş. O dönemde restore sonucu ortaya çıkmış. Bu cumbaların arkasında tabii daha çok kadınlar oturuyordu. Öyle diyorlar, evet. Hanlar Sarayı'ndaki heyecanlı keşif gezimiz sona eriyor. Şimdi Bahçesaray'ın en eski mahallelerinden saraya oldukça yakın bir yerde bulunan Salacak Mahallesi'ne gidiyoruz. Buradaki en önemli tarihi yapı Kırım Hanlığı'nın kurucusu Hacı Giray Han Türbesi. Han'ın türbesi 1466'da ölümünden sonra oğlu 1. Mengli Giray Han tarafından yaptırılmış. 1441 yılında Altın Ordu İmparatorluğu'nun zayıflamasının ardından hanlığını ilan eden Hacı Giray, kendi adına sikke bastırarak hükümranlığını pekiştirmişti. Hanlık mücadelesinde Lehistan Kralı ve Moskova Knezleri ile işbirliği yapmış, Cenevizlilere karşı Osmanlılarla ittifak kurmuştu. Kararlı, gözü pek ve çok iyi bir diplomat olan Hacı Giray, kendisinden sonra gelenlere Giray unvanının verilmesiyle de bir hanedanın kurucusu oldu. Halk arasında çok sevilen Hacı Giray, bu yüzden Melek Han diye anılıyordu.
Hacı Giray, hanlığın simgesi olarak Altın Ordu'nun sembollerinden teraziye benzeyen tarak damgayı kullanan ilk handır. Onun türbesinin hemen yanında Türk dünyasına fikirleri ve çalışmalarıyla ilham kaynağı olan İsmail Gaspıralı'nın mezarı yer alıyor. Onun hikayesini bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alacağız. Bu bölümdeki son durağımız Hacı Giray Han Türbesi'nin karşısındaki Zincirli Medrese. Bahçesaray'da bir başka önemli mekanın önündeyiz. Burası Zincirli Medrese. Hanlar Sarayı'ndan önce inşa ettirilmiş ve yine hanlardan Mengli Giray Han burada ders vermiş, hocalık yapmış. Mimari açıdan Selçuklu medreselerini andıran bir yapıya sahip, bir düzenlemeye sahip. Neden Zincirli Medrese diye soracak olursanız, önündeki zincir gelenlere şu mesajı veriyor. Burası bir ilim, irfan yuvası. İlim üreten bir mekana girerken ona saygı gösterin ve muhakkak başınızı eğin. Zincirli Medrese, Kırım Tatarlarının günümüze ulaşmış en önemli mimari eserlerinden biri. Ayrıca Doğu Avrupa'daki en eski eğitim kurumlarından. Kapısındaki kitabeye göre 1. Mengli Giray Han tarafından 1500 yılında yaptırılmış. Mengli Giray, medresenin inşasında bizzat kum taşımak suretiyle çalışmış. Medresede ağırlıklı olarak Kur'an ilimleri, Arapça, mantık, felsefe, hitabet, hukuk, tıp, matematik ve astronomi tahsil ediliyormuş. Kare plana sahip yapının 30 küçük odası bulunuyor. Kubbeli revaklarla örtülmüş avlusu ve odaları bugün müze olarak kullanılıyor. Medrese hakkında az bilinen detayları yine tarihçi Elmira Habibullayeva'dan öğreniyoruz. Elmira Hanım, bu sütunların üstünde bazı işaretler var. Benim en çok dikkatimi çeken buydu. Evet, evet. Evet, görüyoruz ki eski taşın üstünde bunlar yeni ve terazi tamga diyorlar. Kırım hanlığının, Kırım hanlarının sembolü. Bütün fermanlarda kullanmışlar. Sonra terazi damgası. Terazi damgası. Hatta Han Sarayı'nda da böyle bir şekilde var ve adilliği, adaleti, adaleti anlatıyor. Bütün tahta geçen han mutlaka adaletli olması gerekmiş. O yüzden terazi tamgayı işte sembol olarak, mühür olarak bütün firmanlarda hanlar kullanmış. Burası küçük hücreler, aslında okuma odaları ama siz sergi salonlarına, sergi odalarına çevirmişsiniz. Evet, bunlar yeni sergi, yeni araştırmalar neticesinde çıktı. Bakın bunlar Türkiye'den, İznik'ten olan tabaklar, çiniler olsun. Burada Mangup Kalesi'nde 1475 yılında Kırım Hanlığı Osmanlı Devleti'ne tabi olduktan sonra, Osmanlı Devleti'nin bir kısmı, bir parçası olduktan sonra orada, yani Osmanlı İmparatorlarının kaldığı bir yer olmuş. Orası da bir kale aslında, askerlerin durduğu bir yer olmuş ve kazma işleri yapıldığı zaman bunlar meydana çıktı ve bunları geçen seneden beri sergiliyor. Yani yapılan arkeolojik kazılarda 1475'ten itibaren, evet, o Mağrup Kalesi'nde ve çevresinde bulunan Türk garnizonunun aslında kullandığı çanak, çömlek, tabak bunlar. Kütahya işi var, İznik çinileri var. Yani yaklaşık 400-500 yaşındaki çinilerle, çini tabaklarla karşı karşıyayız. Bu tabii Osmanlı ile Kırım'ın da ilk ilişkisinin miladı, değil mi? O dönem. Evet, tabii. Onu anlatıyor. Zaten sarayları tamirat yapmak için de bütün, yani Osmanlı'dan mimarlar gelmiş. Zincirli Medrese yüzyıllara uzanan süreçte tahribata uğramış. Ekim devriminden sonra depo ve akıl hastanesi olarak kullanılmış, iç ve dış görünümü sürekli değişmiş. Yakın dönemde yapılan restorasyon sırasında duvarlarındaki kaplamaların altından şiirler çıkmış. Belli ki yüreği güzel Kırım Tatarları gibi o da
her türlü ezaya, zulme maruz kalmış, acı çekmiş. Ama şiirini içine gömmüş, saklamış. Gelecek bölümde o hatıraların diyarında dolaşacağız.